الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد arkadaşlar, bayramımız mübarek olsun. Allahu Teala inşallah bu Ramazan bayramına ulaştırdığı gibi cümle ümmet-i Muhammed'i ve bizleri de sağ salim, sıhhatle, afiyetle Kurban Bayramı'na ulaştıra inşallah. Allahu Teala birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmaya, ümmet-i Muhammed'e birlik ve beraberlik vere, devletimizi, milletimizi muhafaza ede, oyun kurmak isteyenlerin oyunlarını Rabbim başlarına çevire inşallah. Rabbim inşallah Suriyeli kardeşlerimiz de biz bu bayram nasıl evlerimizde, memleketimizde, devletimizde bayram yapıyorsak gel bayramda da onlara evlerinde, memleketlerinde bayram yapmaya nasip ediyor onlara inşallah. Bayramlar bir sevinç günü, bir ferahlama günü arkadaşlar. Bugünlerde hemin sevinin, hemin sevindirin. Arada küskünlük, dargınlık varsa bunları kaldırmaya gayret edin. Dünyanın, kimsenin elinde bir senedi yok dünyada. Bugün varık, yarın olmuyoruz. Olmayabiliyoruz. Veyahut da Allah-u Teala yarın başka şekilde bizi imtihan ediyor. Onun için bu bayramları insan bir fırsat bilmeli, bir bereket bilmeli. Çok büyük bir, hayırlı bir aydan çıktık Ramazan ayından. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıkarken herkesin eline beratı verilir diyordu. Yeniden eski yaptığımız hataları, günahları işlememeye, Ramazan'da kazandıklarımızı, örgendiklerimizi, biriktirdiklerimizi israf etmemeye gayret edek. Ramazan'da çok şey topladık. Oruçlarla, teravihlerle, iftarlarla, hayır hasenat yapmayla çok şey topladık Ramazan'da. Ramazan'dan sonra Allah-u Teala inşallah cümlemizi onları kaybettirmeye. Çok uzatmak da istemiyorum. Fakat büyük bir aydan çıktık, hayır ayından çıktık ama bizim 14 Temmuz'da da büyük bir hayır işimiz var arkadaşlar. Kermesimiz başlıyor 14 Temmuz'da. Önümüzdeki hafta Perşembe'den itibaren 11 gün boyunca olacak olan bir kermesimiz başlıyor. Bütün kardeşlerimizi oraya davet ediyoruz. Ailecek, çoluk çocuğuyla. Orada çünkü o hayır işinde ne toplanırsa hemen Karataş'taki camimize, hemen Körk'ün havalan sayan sanayisindeki külliyemize, hemen buradaki hayır işine kullanılacak. Onun için bütün kardeşlerimizden ayrı bir gayret bekliyoruz. En azından ya hanımları veya siz gelip de para harcamazsanız bilin en azından hayırlı olsun, bereketli olsun deyip gelip dua etmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Belki de Allah-u Teala sizin duanızın bereketine, sizin duanızın hürmetine bir bereket verir de ona biz de ummadığımız yerden Rabbim bize rızık gönderir. Daha güzel, daha geniş, daha hayırlı hizmetler yaparız. Bunun için arkadaşlar 14 Temmuz'da kermesimiz var. 14 Temmuz, 24 Temmuz arası. Sabahleyin inşallah 7'den başlayıp akşam 24'üne kadar saat 12'ye kadar devam edeceğiz. Mikerimiz biz sabahtan akşama kadar oradayız. Hocam ne yapabilirdik derseniz bizim ağırlık olarak kurbana ihtiyacımız var. Kebap yapıldığından dolayı ekmek ve una ihtiyacımız var. Un. Un da gönderebilir kardeşimiz. Un parası gönderebilir. Diğer bir üçüncü en çok ihtiyacımız olan şey arkadaşlar peynir. Peynir parası da verebilir isterse. İsterse peynir alıp gönderebilir. Önemli olan bizim için o hayrın bize ulaşması, kendinin de gönül rahatlığıyla o işi yapması. Onun için Allah rızası için bu bayramı bir vesile edek ve sizlere de bu ihtiyacımız, bu sıkıntımızı duyurmuş olarak böyle bir hayır çarşısı var. Allahu Teala estaizu billahi ve teavanu alel birri ve takva. İyilik ve takva üzerine birbirinizle yardımlaşın. Bizim de işte yardımlaşabileceğimiz 11 gün boyunca hep beraber çalışıp yardımlaşıp bu davayı, bu hizmeti daha yükseğe, daha güzele, daha çok insanlara ulaştırabileceğimiz bir hayır çarşımız var. Onun için her hepinizi bu hayır çarşısında çalışmaya davet ediyoruz. Ve hepiniz de inşallah bu hayır çarşısına davetlisiniz. Allah-u Teala inşallah tekrar bayramınızı mübarek eyleye.
Allah'ım devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya. Oyun kurmak isteyenlerin oyunlarını başlarına çevire. Birlik ve beraberliğimizi bozdurmaya inşallah. Allah-u Teala her hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz bayramlaşmaya. Allah-u Teala inşallah tekrar bayramımızı mübarek eyle ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimizin ruhu için, devletimizin ve milletimizin muhafazası için, ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, hastalıkları ve hastaları olan kardeşlerimizin de şifa bulması niyetiyle El-Fatiha-tu ma'as-salam.